Ben Fenerbahçe ile konuştum. Kendilerinden belli bir miktar istedim. Onlar da Sayın Ali Koç Bey de yarısını verdi. Ben de o verdi. Reklam telaffuzu verir misiniz? Etmeyeyim ya. Yarısıydı tamamen. Yani ben de o paraya vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz. Belki böyle uygun bir yerde anlaşırsak veririz yani. Benim bildiğim, benim duyduğum İrfan Can'ın sözleşmesinde de %20 vardı. Ve böyle bir sözleşme rahmetli Cavcav'ın zamanında imzalanmıştı. Ama kulüpte geldikten sonra aradım, ben böyle bir sözleşme bulamadım. Sözleşme kayıp mı yoksa? Sözleşme yok. Sözleşme yok. Sözleşme yok. Sözleşme yok. Taslağı var ama imzalı sureti yok. TFF'de bir örneğin sordum ilgililere, işte biz bilmiyoruz, kimse yok, nerede olduğunu bilmiyor. Göksel Bey'e sordum. Sizde var mı bunun sureti? Sizde var mı bunun sureti? Bizim suret kayıp dedim. Yok, biz öyle bir sözleşme imzalamadık dedi. Ben de peki demek zorunda kaldım. Aslında Fenerbahçe satışından bizim %25'imiz vardı o sözleşmeye göre. Yani hep mağdur Gençler Birliği oluyor. Üzülüyorum da yani. Gençler Birliği hakkını geçmişte değerli arkadaşlar savunamamışlar yani. Hatta o zamanki genel sekreterimiz Sinan Gürsoy, o da söylüyor, biz bunu diyor, imzaladık diyor. Ben hazırladım, imzaladık diyor karşılıklı. Ama yok ortada. Şimdi vallahi biliyorsunuz Taylan mevzunu. Hala Taylan'la ilgili mahkeme devam ediyor. Biz Gençler Birliği kulübü olarak o davayı kazanacağımıza inanıyoruz. Abdurrahim Albayrak bunu genel kurulda anlattı. Oluş şeklini. Biz de onun ifadelerini mahkeme delil diye sunduk. Artı çok kuvvetli şahidimiz de var. O işin içinde olan. Ben o mahkemeyi kazanacağımı zannediyorum. Valla ana parası 1.800 galiba. İşte faiziyle maizle 3'ü bulur. Belki de geçer. Evet. Ama ondan sonra bir dava daha açacağım. Erzurumspor, Galatasaray ve Taylan'a. Yeni yönetimle Galatasaray'ın bir uzlaşma yolu vesaire olabilir mi yani en azından? Valla uzlaşma yolu olur tabii, niye olmasın? Yani uzlaşma yolu. Ben... Girişim oldu mu onların cephesine ya da sizin tarafınızdan? Olmadı. Olmadı. Bir ara Erzurumspor'un avukatı telefon etti. İşte siz başkanla anlaşmışsınız diye. Ben başkanla anlaşma falan yapmadım. Nereden çıktı bu dedim. Ha öyle mi dedi. Kapattı, o kadar. Başka bir şey olmadı. Transfer yasağını kaldıracağımı zannediyorum. Tahmin ediyorum. Kaldırmak için de elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. Ama bu kulüp sırf benim kulübüm değil. Bu kulüp Ankara'nın kulübü. Ankara'nın değerli bir markası bu. Buna herkesin sahip çıkması lazım. 100 yıllık bir kulüp. Yani Cumhuriyet'ten önce kurulmuş bir kulüp. Elit bir kulüp. Taraftarıyla, çalışanlarıyla, oyuncularıyla hakikaten Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş bir kulüp. Dolayısıyla ben yardım alamamayı yadırgıyorum şahsen. Ama ya elimden geleni yapacağım. Şimdi Gençler Birliği önündeki miktar şu anda 2.650.000 euro. Sonra arkadan da herhalde 809.000 euro daha gelecek. Şu o kadar bir rakam. Tabii biz devraldığımızda kulübü 8-10 liraydı euro. Dolar 8, euro 10. Şimdi ikisi eşitlendi ama katlandı TL açısından.